Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız temel orantı uygulamalarıyla ilgili olacak. Paralel doğrular verildiğinde bir de ekstra bilgiler verildiğinde, mesela ekstra bilgi paralel kenarda da çok kullanıyoruz bunu. Hem paralellik hem de açıortaylık verildiğinde mesela Z'ye dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakın Z kuralından nokta açısı yapıyor. Noktaya nokta x kenar çıktı. Yani burası da 3 deyip sonra temel orantı uygulayacaksınız. Yani böyle küçük bilgilerle bazı şeyleri saklayabilirler arkadaşlar. İşte burada çözümü de var zaten. Çözümüne de bakarsınız arkadaşlar. Ya da örnek soru, şuradaki örnek soru. Şunlar paralel verilmiş. Mesela şunlar da birbirine paralel verilmiş. Şu paralelliğe bakacak olursak mesela şunlar işin içine girmemiş. O zaman burada bunlar işin içine girmemişse bunları düşünmeyeceksin. Hani tekrara girmeyeceksin. Ne diyorduk? Koldan kola geçiş kullanıyorduk değil mi? Mesela burada hocam 5'e 4 oran var. Hocam burası da 5K ise burası da 4K'dır. Sonra şu paralellikleri kullanacak olursam yukarıdan aşağı 5'e 4 oran var. Burada da 5'e 4 oran olacak diyebilirsin. Aynen burada da açıklamasında yapmış arkadaşlar. Bu şekilde düşünmeniz lazım bazı ince sorularda. Hadi bakalım bizim asıl işimiz şuradaki testlerdeki sorular. Birinci soru ne demiş? Bakalım. ABC üçgen BD açıortay. Hocam paralellik verilmişse ve aynı zamanda bak açıortaylık varsa Z'ye dikkat. Özellikle paralel kenarda buna çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. Çünkü karşı kenarlar paralel ya. Bu önemli. Çok önemli. Gerçekten önemli. Evet, ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı hocam. 2 ise o zaman burası da 2 oldu. Artık temel orantı uygulayabilirim. Yani 3 bölü 5 eşittir 2 bölü x'ten dolayı 2 bölü x'e eşit olacaktır. Buradan 3x eşittir 10'dan. X'i de buradan kaç buldun? 10 bölü 3 buldun. Yani cevabım böylelikle Balıkesir oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Hocam paralellik var mı? Var. Bakın şununla şu birbirine paralel. Aynı alanda açıortaylık var. Z'ye dikkat, nokta açısı yaptı. Burada da Z'ye dikkat, çizgi açısı yaptı. Noktaya nokta 3 ise burası da 3'tür. Çizgiye çizgi 5 ise burası da 5'tir oldu mu? Oldu. Bitti. Temel orantı 6 bölü 9 eşittir 8 bölü x midir arkadaşlar? Şu 8 bölü x'e eşit olacaktır değil mi? Evet, 8 bölü x'e eşit olacak. Hocam sadeleştirsek 3'e bölsen, 3'e bölsen kaç çıkıyor? 2'ye 3 oldu. 20, burada 2'ye bölsen, 2'ye bölsen 4. 4 kere 3 12. Yani x'i böylelikle 12 bulduk. Evet, ikinci soru Akçay oldu. Geldik 3'e. Bak paralellik var. Arkadaşlar öncelikle şununla şu birbirine paralel verilmiş. Sonra şununla da şu birbirine paralel verilmiş. Bak bunlar işin içine girmiyor. Tekrara girmiyor o zaman. Hocam yukarıdan aşağı 10'a 5 oran var. 10 bölü 5 yani 2 bölü 1. Yani şu kırmızı paralellikte 2 bölü 1 oran var arkadaşlar. Evet. Yani burası 2K iken burası ne olacak? K olacak. Sonra hocam şu paralelliğe de bakmamız lazım. Bu paralellikte de aynı şekilde. Hocam 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Öncelikle o zaman biz bu paralelliğe baksaydık daha güzel olacaktı galiba. Niye böyle yampiri olana baktım ben de anlamadım valla. Bir daha yapalım arkadaşlar. Şimdi şu paralelliğe, şöyle kırmızı paralelliğe bakacak olursak yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Hocam burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani 2K iken burası K olacak. K 2 ise 2K dediğimiz 4 oldu. Sonra hocam şu paralelliğe bakacağız. Bu paralellikte de 2'ye 1 oran var. O zaman burası 2N ise, yani 2'ye 1 oran olduğundan dolayı 2'ye 1 oran. Burası 1 ise burası da x ise burası da 2x olacaktır. Toplamda 3x eşittir 4 ise x de buradan kaç çıktı? 4 bölü 3 çıktı. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Neler verilmiş? Hiçbir şey verilmemiş. Verilmiş aslında. 3 var, 6 var. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası 3 kök 5 mi yaptı? Evet, 3 kök 5 oldu burası. Sonra BDX nedir diye soruluyor. Hocam buraya ne kaldı? 2 kök 5 kaldı. Aslında burada ne var? Bir oran var. Kök 5'e 2 kök 5. 1'e 2 oran var. Oranı kullanacaksın. Daha öncelerinde de bahsettim. Tabii testlerde konu anlatımında falan bahsediyoruz da neyse. Buradaki oranı kullanmamız lazım. Ya da bu X'i bulmak istiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? 90 dereceye karşılık getireceğiz. Nasıl getirebiliriz bunu? Hocam çiz bir tane dik burada. Dik çizince şunlar paralel oldu mu? Oldu. O zaman temel orantı çıktı mı burada? Çıktı. 1'e 2 oran var burada. O zaman burada da 1'e 2 oran vardır. 3A eşittir 6 ise A'yı buradan 2 bulursun. A 2. Hocam 2 kök 5, 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası da 1 çıktı. Ya da temel orantıdan şu bölü tamamı bu bölü 3 diyebilirdiniz arkadaşlar. Ama Pisagor'dan direkt çıktı A'yı 2 bulunca. A'yı 2 bulunca burası da 4 oldu ya. Artık burada Pisagor x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4'ün karesine eşittir. 16, 17,
yaptı. O zaman x de buradan kaça eşit oldu? Kök 17'ye eşit oldu. Yani dördüncü sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 5'e. Hocam eşitlik oldu da ben ort tabana dikkat edelim. Bak şunlar birbirine paralel. Şuradaki üçgende bir ort taban çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Bizden EH da isteniliyor. Tamam. Burası K iken direkt burası ne oldu? 2K oldu. Şuraya baktığımız zaman ne var hocam? Şurada da 1'e 3 oran var değil mi? BC'ye de ulaşacağız ya. Şuraya bir X dersem. Şurası A iken burası da A, burası da A. Yani tamamı 3A. A bölü 3A eşittir 2K bölü X olduğundan. Buradan da ne geldi? X 6K'ya mı eşit oldu arkadaşlar? Evet. X 6K'ya eşit oldu. O zaman EH'a bakalım. K bölü BC'ye bakalım. 6K. Oradaki oran ne oldu o zaman arkadaşlar? 1 bölü 6'ya eşit oldu. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. 6'yı maalesef çözemiyoruz. ÖSYM köşesi ÖSYM teliflerinden dolayı maalesef kapatmışım da orayı bak. Çözemiyoruz. Yani onu uygulamadan bakarsınız arkadaşlar, tamam mı? Evet, kenar uzunlukları 2 cm, 2 cm ve 3 cm olan ikizkenar üçgenlerden iki tanesi ABC üçgenin içine şekildeki gibi yerleştiriliyor. ABC üçgenin içine yerleştirilmiş. Kenar uzunlukları kaç? 2, 2, 3. Hocam 2, 2 bu çizgili açının kolları 2, 2. Hocam 2, 2, 3. Hocam burası da 2, 2, 3. Yani buraya ne kaldı? 1 kaldı. E hocam ne yapacağız burada? Arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağımız hamle belli. Ya burada eş yapıları kullanıyorsak her zaman söylemişimdir. Kenarları yazın, açıları da yazın. Yazalım bakalım açıları. Böyleyken bir şey fark edemedik çünkü. Hocam burası alfa alfa iken, bak şu alfa alfa iken, üçüncü açıda çizgiler. Hocam burası da alfa alfa, değil mi? Evet. Aa, güzel bir şey çıktı bak. Alfaya alfa. Şöyle bir Z kuralı sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandı. Z kuralı sağlandığından şunlar paralel oldu mu? Oldu. Güzel bir soruymuş bu arada. Bakın bunlar paralel gördüğünüz üzere. O zaman temel orantı uygulayabiliriz. Şunun tamamının oranı x bölü x artı 2. 2 bölü 3'e eşit olacak? Evet. Buradan 3x eşittir 2x artı 4'den. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle 7. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.